Hafta sonu TikTok videosu çekmek uğruna canınlar olan genç kızın haberini getirmiştik ekrana. Daha farklı örnekler de var hafızalarda. Sırf sosyal medyada daha fazla beğeni almak için süt toplama merkezinde süt banyosu yapan işçi gibi pek çok örnekle karşılaştık. Akla gelen ilk soruysa neden? Nasıl bir duygu ya da ruh haliyle sınırları bu kadar zorlayabiliyoruz? Konuğumuz uzman psikolog Ece Bozda. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hemen o soruyla başlayalım. Nasıl bir ruh hali bunu yaptırıyor çatıya çıkıp bir anda çatıdan metrelerce aşağıda kendini bulabiliyor insanlar. Hı hı. Ee, ne yazık ki kimlik arayışı ve onay alma ihtiyacı ve etkileşim arzusu buna sebep olan faktörlerin başında yer alıyor. Özellikle TikTok e, bu duruma sebep olan ve vakaların dünya genelinde çok arttığı bir mecra. Ee, burada algoritma daha çok meydan okumalar üzerine çalıştığı için yani TikTok meydan okumaları çok seviyor ve meydan okuma uğruna çamaşır suyu içmeler işte ağır bir nesneyi havaya atıp kimin kafasına düşecekler gibi akla hayale gelmeyecek pek çok meydan okumayla gençlerin hayatı bile söz konusu olabiliyor. Peki bu en çok hangi yaş aralığı için daha çok geçerli? Mesela ee, çatıya çıkanı biliyoruz, arası sütün içine gireni biliyoruz, süt manyası yapanı biliyoruz, ayağıyla üzüm ezeni biliyoruz, domates hı hı. yine keza aynı şekilde ...birçok böyle çok absürt örnekler de var. Hı hı. Hangi yaş aralığında daha çok görülüyor bu hı hı. sosyal medyada? 12-13 sonrası yani ergenliğin başı itibariyle çok arttığını biliyoruz. Bu beğenilme arzusunun ve kimlik arayışının. Çünkü baktığımızda ergenlik hem fiziksel değişimlere adapte olmaya çalışırken birey... ...diğer yandan da aslında kimlik arayışı serüvenine giriyor ve kimlik arayışı serüveninde de e, dijital ortamlar şöyle bir şans sunuyor. Sanal kimlik kendini idealize edebiliyor. Kendini istediği gibi konumlandırabildiği için de burada daha fazla var olma arzusu duyuyor bireyler ergenlik döneminde. Örneğin TikTok'ta yaş sınırı getirildi. 12 plus diye geçiyor. Ama zaten esas hedef de bu yaş grubu. Çünkü kişiler burada kendilerini olağan dışı başarılarla, ekstrem bir e, akran ortamında farklılaştırma çabasıyla bu sayede ön plana çıkarıyorlar. Ve oldukça riskli bir durum. Burada ebeveynlere ve bakım verenlere çok ciddi bir iş düşüyor takip ve gözetim anlamında. Geçen gün çatıya çıkan maalesef hayatını kaybeden. Ben genç bir kız vardı. Yani o videoyu gördüğünüzde bir Hı -hı. uzman psikolog olarak nasıl yorumladınız? Hı -hı. Yani nasıl bir psikoloji onu o çatıya çıkardı ve böyle bir video sonrası o kaza yaşandı Hı -hı. ve hayatını kaybetti? Hı -hı. İşte söylediğim gibi e, o beğenilme ve meydan okuyarak en yüksek, en ileri, o en olma arzusuyla. Çünkü orada e, doyumu yaratan şey aslında kimlik arayışında e, beğeniler ve aldığı yorumlar etkileşimler. Dolayısıyla bunu ne kadar ileri götürebilirsek kişi e, o kadar o doyuma ulaşacak ve o sahte kimliği idealize ettiği kimliği gün yüzüne çıkacak. Dolayısıyla e, burada işler biraz kontrolden çıkıyor. Yani burada ebeveynin ve bakım verenlerin e, çizeceği sınır çok mühim. He şöyle söyleyebilir miyiz? Daha fazla beğeni almak için daha absürt örnekler karşımıza Hı -hı. çıkıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Peki aileler neye dikkat etmeli? Mesela bunun bir ölçtü, ne zaman kaygı noktasında aileler bunu e, dikkate almalı? Nasıl gösteriyor kendini bu beğenilme arzusu? Sadece Hı -hı. sosyal medyada değildir eminim, ev Hı -hı. içinde de kendini gösteren bir durumdur diye düşünüyorum Mutlaka ama öyle. Ee, şöyle ki ebeveynler e, şefkatli bir disiplin ve sınır çizme e, yaklaşımında olmalı. Hani çok otoriter, böyle bir yerle çok müsamakar olmak aslında e, çocuk tarafından e, ergen tarafının aynı noktaya hizmet ediyor. Dengeyi kurmak aslında çocuk gelişiminde ve çocuk büyütmede en önemli faktör pek çok konuda bu böyle. Nerelerde dikkatli olmak lazım? Sosyal medyanın en büyük riski bağımlılık yaratıyor olması. Bu hani yanlış anlaşılmada olmasın. Her sık kullanım bağımlılığa işaret değil ama bağımlılıktan ne zaman şüphelenebiliriz? Duygudurum bozukluğunda e, değişimler gözlemliyorsak. Mesela örnek verilecek. Depresif e. ruh haline yatkınlık, hı hı. E, dikkat e, ve konsantrasyonda düşüş motivasyonda düşüş, yalnızlığın artışı gözle görülebilir şekilde. Uyku düzeninde işte aşırı uyuma ya da uykusuzluk, iştahta keza aynı şekilde aşırı iştah artışı veya iştah kapanması gibi gözle görülür durumlar veya da çok yoğun kullanırken bir dönem sosyal medyayı ergen, genç, çocuk sonrasında ani bir şekilde hesapları dondurma. Bunlar ebeveynin e, takip etmesi gereken ipuçları aslında baktığımızda bunlar olduğunda e, evde sınırları yeniden gözden geçirmekte eğer olmuyorsa da bir uzman desteği almakta fayda var.